Merhaba. Öncelikle böyle bir gecikme için tüm dinleyicilerimden özür dilemek istiyorum. Kazanmayı öğren. Peter Lynch ve John Rothschild'ın e, eserini okumaya devam ediyoruz. Yedinci bölümde kalmıştık. Beş temel yatırımın artıları ve eksileri. Yapabileceğiniz beş temel yatırım vardır. Mevduat hesabına veya benzeri bir hesaba yatırmak, koleksiyon yapmak yani şu sepet dedikleri ev almak, tahvil almak ve hisse senedi almak. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Birincisi mevduat hesabı. B tipi fon yani para piyasası fonu, hazine bonosu, mevduat sertifikaları, CD dediğimiz. Bütün bu yatırımlar kısa vadeli yatırımlardır. Bazı avantajları vardır, faiz getirirler ve paranız göreli olarak kısa sürede geri döner. Kısa vadeli olduğu için. Peki mevduat hesabında, hazine bonusunda ve mevduat sertifikalarında yani CD'de paranız sigortalıdır. Bir zararı uğradığınızda paranız ödenir. B tipi fonlarda yani para piyasası fonlarında ise sigorta yoktur, ama zarara uğrama olasılığı da zayıftır. Kısa vadeli yatırımların büyük bir dezavantajı vardır. Faiz getirisi düşüktür. Kimi zaman mevduat hesabından ya da BTP fonlardan aldığınız faiz getirisi enflasyonu bile karşılamaz. Bu şekilde baktığınızda mevduat hesabı zararlı bir öneri olabilir. Enflasyon, fiyatların yükseldiğini söylemenin değişik yollarından biridir. Bir galon benzin 1.10 dolardan 1.40 dolara veya sinema bileti 4 dolardan 5 dolara çıkıyorsa bu enflasyondur. Tabi bu bahsettiği Türkiye'deki enflasyon şekli değil. Diğer bir tanımla enflasyon doların alım gücünün düşmesidir. Geçen yıllarda enflasyon yılda 3'ün biraz altında seyrediyordu. Bu sahip olduğunuz her dolar için yılda 3 sent kaybediyorsunuz demektir. Bu yüzdeler çok çabuk büyür ve şu andaki enflasyon seviyesinde 10 yıl içinde her dolarınızın 30 sentini elinizden alır. Tasarruf ve yatırım yapmanın ilk hedefi yani burada her dolarınızın 30 sentini elinizden alır. Her dolarınız 30 sentlik bir alım gücü düşüklüğü yaşar anlamında. Yani alım gücünüz o kadar düşmüş olur. Karşılığı o kadar düşmüş olur anlamında. Tasarruf ve yatırım yapmanın ilk hedefi enflasyonun üzerinde kazanmaktır. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Paranız sürekli geri giden bir değirmendir değirmendedir. Evet sadece paranızın değerini korumak için geçtiğimiz yıllarda yılda yüzde üç kazanmanız gerekiyordu. Tabi buradaki hesaba göre bizde durumlar çok daha farklı. Yanına iki sıfır falan atmak lazım sanırım. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi demiş ve bir enflasyon değirmeni paylaşmış kitapta para piyasaları ve mevduat hesapları genellikle enflasyonu telafi edecek kadar faiz getirmez. Bir de faiz kazançlarından vermeniz gereken vergiyi düşerseniz mevduat hesaplarıyla para piyasalarının tabloda gösterilen 20 yılın en az onunda size kaybettirdiğini görebilirsiniz. Yani kısa vadede kısa vadeli yatırımlarda enflasyondan kaçınmak çok da olası değil gibi görünüyor. Paranızı bankaya yatırınca karşılaşacağınız sorun budur. Paranız zararlara karşı sigortalı olduğu için kısa vadede emniyettedir. Ama uzun vadede vergi ve enflasyon yüzünden kazançta çıkamazsınız. Yani mevduat sertifikası, hazine bonosu ve mevduat hesaplarından alacağınız faiz enflasyon oranından düşükse kaybetmeye mahkumsunuz demektir. Faturaları ödemek için gerektiği anda hemen çekebileceğiniz mevduat hesapları paranızı yatıracak iyi bir yerdir. Başka yerlere yatırım yapmak için elinizde bir birikim olana kadar elinizdeki nakdi değerlendirebileceğiniz yerlerdir. Ama bu hesaplar uzun vadede fazla getiri sağlamaz. İkincisi koleksiyon yapmak. Antik arabalardan pullara, eski bozuk paralardan Barbie bebeklere kadar çok şeyin koleksiyonu yapılabilir. Bu tür şeylere para yatırıyorsanız, gelecekte beri bir karla satmayı düşünüyorsunuz demektir. Ancak bunun iki koşulu vardır. Buradaki koleksiyon gerçekten de gerçek bir koleksiyonmuş. Öğrenmiş olduk. Evet, bu tür şeylere eğer para yatırıyorsanız, gelecekte beri bir karla satmayı düşünüyorsunuz anlamına geliyor. Ama bunun iki koşulu var ya elinizdeki şeyler eskidikçe değeri artar ve insanlar onlar için daha yüksek fiyat ödemeye hazır olurlar yani antika gibi ya da hatta bunun başka bir adı vardı ama şu an anımsayamadım ya da enflasyon paranın alım gücünü kemirdiği için fiyatları yükselir bu tür nesnelere yatırım yapıcı, yapınca karşılaşabileceğiniz bir sorun vardır kaybolabilir, çalınabilir, bozulabilir, lekelenebilir, kırılabilir veya yangın, su, rüzgar gibi etkenlerle zarar görebilir. Ya da antikalarda kurt sorunu ortaya çıkabilir. Bu hasarların bir kısmına karşı sigorta yaptırılabilir ama sigorta oldukça pahalıdır. Nesneler eskidikçe değerleri artsa da genellikle yıpranır ve hırpalanır. Koleksiyoncuların bitmeyen umudu, eskilikten kaynaklanan değer artışının yine eskimekten kaynaklanan değer azalışından fazla olmasıdır. Koleksiyonculuk uzmanlaşma isteyen bir iştir ve başarılı koleksiyoncular sadece kendi topladıkları nesnelerin değil, bütün piyasanın ve fiyatların da uzmanıdır. Dimex'te bir e, program var. Antik Avcıları diye Hatta ona benzer başka bir program Daha var Orada bu Toplayıcıları görüyorsunuz iyi toplayıcılar Gerçekten uzman toplayıcılar Onlar tabi Bu işin başarılı koleksiyoncuları Olarak addedilebilirler İzlemenizi tavsiye ederim Kanal DMX Televizyonda Evet ne demiştik? Tabii bu uzman olanlar, başarılı olanlar bütün piyasanın ve fiyatlarında uzman oluyorlar. Sadece kendi topladıkları nesnelerin değil. Yani bu alanda öğrenmesi gereken çok şey vardır. Uzmanlık istiyor. Bunların bazılarını kitaplardan okuyabilirsiniz ama bazılarını sadece zor yoldan. Yani o zor yol ne? Ne yazık ki tabii ki tecrübe kazanarak öğrenebilirsiniz. Tüm potansiyel koleksiyoncular Özellikle de gençler için ilk ders yeni bir araba almanın yatırım sayılmayacağıdır. Gerçekten de bu koleksiyon hikayesinden tabii insan şunu görebiliyor. Çok e, emek isteyen bir süreç olduğu için bunu böyle çok ne bileyim çok da genç geç yaşlarda değil daha genç yaşlarda e, bu yola girmek e, kazan sağlayabilir. Onun dışında çok da efektif görünmüyor bence. Geçenlerde bir TV reklamında bir otomobil için yatırım sözcüğü kullanılmıştı ama bu bir reklamı gördüyseniz ama bu reklamı gördüyseniz tabii ki kanmayın. Garajda saklanan az kullanılmış antika arabalar yatırım sayılır ancak gündelik kullanılan yeni arabalar değerlerini paradan da hızla yitirir. Evet bu yine Türkiye piyasasına çok da uymayan bir yorum. Ne de olsa e, eski Amerika'dan bahsediyoruz burada Sayın Peter Lynch'in. Eski Amerikası ee, Hiçbir şey Ücretinizi bir arabadan çok tüketemez Big Belly'nin düştüğü Hataya sakın düşmeyin diye Koleksiyon yapmak kısmını bu şekilde Kapatmış ee, İlgimi çeken bir bölüm oldu Benim yorumladığım gibi Hiç de değilmiş gerçek bir koleksiyon Yapmaktan bahsediyormuş Ve üçüncüsü Şimdi neleri sıralıyorduk Beş temel yatırımın Artıları ve eksileri yatırımlardan birincisi e, mevduat yatırımlarıydı mevduat hesabı koleksiyon yapmak üçüncüsü de ev almakmış ev almak çoğu insan açısından en kazançlı yatırımdır ev alma'nın diğer yatırım türlerine göre iki büyük avantajı var evi borç parayla alırsınız ve fiyatının yükselmesini beklerken içinde oturabilirsiniz şimdi bu işin bir de matematiğine bakalım. Genel olarak evlerin değeri enflasyon oranında artar. Bu durumda bile kazançlı olan sizsinizdir. Üstelik parayı peşin ödemezsiniz. Tipik olarak evin bedelinin %20'sini ödersiniz. Bu peşin ödeme. Bir de kalan %80'i var. Bu da mortgage yapar. Bankaya borçlanırsınız. Bankaya borçlandığınız bu %80'lik kısım için faiz ödersiniz. Bu durum anlaşmanıza göre 15 yıldan 30 yıla kadar sürebilir. Böyle bir vade var mı? Bu süre zarfında evde oturursunuz ve borsanın çöküp hisse senetlerinin değer kaybetmesi gibi ev piyasasının çökmesinden de korkmazsınız. Siz içinde yaşadıkça evin değeri artar ve bu artış için vergi ödemeniz gerekmez. Üstelik evi satarken herkesin bir kere yararlanabileceği vergi muafiyetinden de yararlanırsınız. Değeri yılda %3 yılda oranında artan 100 bin dolarlık bir ev aldıysanız eviniz ilk yılın sonunda ödediğiniz fiyattan 3 bin dolar fazla ediyor demektir. İlk bakışta aynı bir mevduat hesabında olduğu gibi bunu da yüzde üçlük bir getiri gibi görebilirsiniz. Ancak evi büyük bir yatırım yapan bir giz vardır. Neymiş o bakalım? Evin 100 bin dolarlık fiyatının sadece 20 bin doları sizin cebinizden çıkmıştır. Yani ilk yılın sonunda 20 bin dolarlık yatırımdan 3000 dolar kazanmışsınız demektir. Bu da %3 değil, %15 getiri anlamına gelir. Çünkü bunu vadeli aldığınızda 20 bin lirasını sadece ödüyorsunuz ve o yıl için 3000 dolar kazanıyorsunuz 20 binden. Çünkü %3 oranında yıllık kazancı vardı. Bu da aslında toplamda %3 değil %15'lik getiri anlamına geliyor. Elbette bu arada borcunuz için faiz ödüyorsunuzdur ama bu faiz için vergi ödemezsiniz. Hükümet bu konudaki vergi muafiyetini kaldırana kadar tabii ki. Ve borcunuzu ödedikçe eviniz için yaptığınız yatırım artar. Bu insanların genellikle farkına varmadığı bir tasarruftur. Burada bir asterix var. Bu az önce bahsettiğimiz işte 30 yıl vade kısmı vardı. Onunla ilgili ABD'deki taksitli ev alım sistemidir. Mortgage, mortgage'ı açıklıyor. Buna göre insanlar konut kredisi veren kurumlardan 30 yıla varan vadeli kredi kullanarak ev alıyorlar. Evi kuruma ipotek yani mortgage ediyorlar. Aylık taksitler halinde ödenen kredinin geri ödemesi tamamlandığında da ipotek çözülüyor. Evet, mortgage dediğimiz şey de zaten bu. Evet, bu insanların genellikle farkına varmadığı bir tasarruftur dedik. evin getirisiyle alakalı. 15 yıl sonra eğer borcunuz 15 yıllıksa borcunuzu ödemiş, bu arada evinizde oturmuşsunuzdur. 100 bin dolara aldığınız evinizde yıllık %3 artış sonucunda 155.797 dolar etmektedir. Şimdi tekrar Joe Big Belly ile Sally Cartwell'e dönelim. İkisi de aynı ücretlerle müdür yardımcısı olmuşlardır. Big Belly ailesinin isteği üzerine evden ayrılmıştır. Cartwell ise kendi evinde oturmaktadır. Bu örneği gerilerden hatırlayabiliriz. Big Belly kendi evi olmasını ister ama artık peşinat ödeyecek parası olmadığı için ev kiralamak zorundadır. Big Belly'nin ev kirası, Cartwell'in ev taksidi, sigorta primi, bahçe bakım ücreti ve tamiratlar için gereken aylık paradan daha az olduğu için cebinde daha çok para kalmakta. Teorik olarak bu fazla parayla borsada yatırım yapabilir. Ama bunların yerine parasını, stereo müzik seti, dalgıç elbisesi, golf dersi gibi şeylere harcamaktadır. Ev almak için para biriktirmeyen bir kişi, hisse senedine yatırım yapmak için de para biriktirmeyecektir. Ailelerin kendi evlerine sahip olabilmek için birçok fedakarlıklar yapması normaldir. Siz hiçbir fona yatırım yapmak için fedakarlık yapan bir aile duydunuz mu? Ben de duymadım. Peki, ev sahibi olmakla Cartwell tasarruf ve yatırım yapma alışkanlığını da kazanmıştır. Taksitleri bitene kadar zaten eve yatırım yapmak zorundadır. Üstelik daha önce peşinatı biriktirmek amacıyla fon yatırımı yaptığı için gelecekte de elindeki fazla parasını fona yatıracağı söylenebilir. 15 yıl sonra taksitleri bittiğinde Cartwell değerli bir mülke sahiptir ve en büyük aylık harcaması da artık sona ermiştir. Kiraladığı dairesine ilk taşındığı andan çok daha yüksek kiralar ödeyen Bitbelin'in ise bu harcamaları için göstereceği somut bir şeyi bulunmamaktadır. Üstelik bu kira bedelleri artık Cartwell'in ödediği son aylık taksidi de aşmış durumdadır. Bunlar hep tanıdık senaryolar tabii ki. Ve diğer yatırım aracı. 4. Tahviller. Gazetecilerin tahvil piyasası, tahvillerdeki artış veya tahvil oranlarının hisse senetlerine göre düşmesi gibi şeyler söylediğini mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta elinde tahvil olan insanlar da tanıyorsunuzdur. Ama belki de hep şunu merak etmişsinizdir. Tahvil nedir? Tahvil süslenmiş bir i-o-u'dur. E Nedir bu? I owe you yani sana borçluyum. Aa bunu bilmiyordum çok hoş. Bu bir asteriks devam ediyorum. İngilizce bir ifade tabii ki I owe you yani sana borçluyum sözünü ifade eden bir Fransal araç. Bir kağıda yazılan IOU harfleriyle birlikte borç miktarı ve imzadan oluşan bu finansal araç ciro edilemeyen bir senet niteliğindedir. Çerçeve çizgilerinin etrafında karmaşık çizgiler ve üst kısmında çeşitli süslemeler olan değerli bir kağıda basılıdır. Tahvil. Ama amacı bir peçetenin üzerine karalanan IOU harflerinden farklı değildir. Paranızı birine borç verdiğinizi tescil eden bir araçtır. Borcun miktarını, vadesini ve borçlunun ödemek zorunda olduğu faiz oranını gösterir. Tahvili satın aldığınızda aslında herhangi bir şey almış olmazsınız. Sadece borç veriyorsunuzdur. Tahvili size satan yani borçlu paranızı borç alıyordur ve tahvilin kendisi aranızdaki anlaşmanın kanıtıdır. Dünyanın en büyük tahvil satıcısı Sem amcadır. ABD hükümeti ne zaman nakde ihtiyaç duysa günümüzde bu her zaman böyle yeni bir tahvil ihracı yapar. İşte 5 trilyon dolarlık ulusal borç budur. Hükümet tahvillerini alan herkese borçludur. Hani bu yurt içindeki işte e, devlet iç borçlanma senetleri gibi. Yurt içinde ve dışında şirketler, kişiler ve hatta yabancı hükümetler Sam Amcaya 5 trilyon dolar borç vermiştir. Bunun kanıtı olarak da ellerinde IOU'ları vardır. Bir gün bu insanların paralarının ödenmesi gerekir. Bütçe açığı krizi de işte budur. Bu arada hükümet bu borca faiz de ödemek durumundadır. Bu ödemeleri yerine getirmeye çalışırken bir gün tabi semamca iflas edecek. İçinde bulunduğumuz karmaşanın nedeni budur. Hükümetin o kadar çok borcu vardır ki. Federal bütçenin %15'inden fazlası bu borcun faizlerine gitmektedir. Gençlerin daha çok ilgilendikleri tahvil ABD tasarruf bonosudur. Büyük babaların torunlarına hediye ettikleri tahviller bu bonolardır. Bu, torunlarının cebine para koymanın değişik bir yoludur. Güzel bir yol. ABD hükümeti daimi bir para ihtiyacı içinde olmasına karşın tahvil ihraç eden tek kurum değildir. Eyalet hükümetleriyle yerel yönetimler de nakit ihtiyaçları için tahvil ihraç eder. Hastaneler, havaalanları, okullar, stadyumlar, her tür kamu kurumları, kuruluşu ve binlerce şirkette tahvil ihraç eder. Piyasada hep tahvil arzı fazlası vardır ve bütün borsacılarda bu tahviller bulunur. Bankada hesap açtırır veya hisse senedi alır gibi kolayca tahvil alabilirsiniz. Temelde tahvil daha önce bahsettiğimiz CD ile hazine bonosunun benzeridir. Tahvili faiz geliri için alırsınız. Elbette ki faizin ne kadar ve hangi sıklıkla ödeneceğini, ana paranızı ne zaman geri alacağınızı önceden bilirsiniz. Bu CD neydi? Mevduat sertifikalarıydı bu arada. Tahvil ile CD yani mevduat sertifikaları ve hazine bonosu arasındaki esas fark. CD ve hazine bonusunda ana paranızı daha kısa sürede yani birkaç aydan birkaç yıla kadar Tahvilde ise daha uzun sürede yani 5- 10 yıl hatta 30 yıla kadar beklemek zorunda kalabilirsiniz. Almanızdır. Yani bu süre farkları. Tahvil uzun vadeli, bir yatırım aracı, ama mevduat e, sertifikaları ve hazine bonusu kısa vadeli, daha kısa vadeli. Tahvile görece. Tahvilin vadesi ne kadar uzunsa, enflasyonun paranızı eritme riski de o kadar büyüktür. Tahvillerin kısa vadeli yatırım araçları olan CD, mevduat hesabı ve para piyasalarındaki diğer araçlara göre daha fazla faiz vermesinin nedeni budur. Yatırımcı daha büyük bir risk aldığı için ödüllendirilmek istemektedir. Diğer her şeyin eşit olduğunu varsayarsak, 30 yıllık bir tahvil 10 yıllıktan, 10 yıllık tahvilde 5 yıllıktan daha fazla faiz verir. tahvil o kadar bekleyebilen var demek ki bana gerçekten bunlar uzun geliyor bu süreler. Tahvil alanlar ne kadar uzun süre paralarını yatıracaklarına ve ne kadar ekstra para isteyeceklerine, yani Mesela 30 yıllık bir tahvil alıp paralarını bu kadar uzun süre bağlama riskine değip değmeyeceğine karar vermek durumundadır. Ve bunlar zor kararlardır bence de. Şu anda ABD'li yatırımcıların elindeki 8 trilyon dolarlık tahvil bu finansal aracın hisselerden bile popüler olduğunu göstermektedir. Çünkü yatırımcıların elinde ana borsalarda işlem gören 7 trilyon dolarlık hisse senedi, e, bu arada bu rakama bölgesel borsalarda veya ikincil piyasalarda işlem görenler dahil değil, bulunmaktadır. Ve bu iki yatırım aracının birbirine üstünlükleri konusunda bir tartışma süre gelmekte. İkisinin de iyi ve kötü yanları var. Hisse senedi tahvilden daha riskli ama daha yüksek getirilidir. Bunu anlamak için iki seçenekli bir örneğe göz atalım. Birinde McDonald's tahvili, diğerinde McDonald's hisse senedi alıyorsunuz. Hisse senedi aldığınızda tüm hak şimdi hisse senedi ile tahvil arasındaki yatırım farkını bu McDonald's örneği üzerinden bize anlatacak hisse senedi aldığınızda tüm hak ve ayrıcalıklarıyla şirketin ortaklarından birisinizdir. Evet buraya kadar güzel. McDonald's sizinle yakından ilgilenir. Raporlarını gönderir, sizi yıllık toplantılarına davet eder. Ayrıca temeddü adı altında bir ikramiye öder. Her şirket ödemiyor tabi. Eğer sahip olduğu 16 bin hamburger dükkanında iyi bir yıl geçirmişse temettü dolayısıyla sizin ikramiyeniz de yüksek olur. Ama temettü almasanız bile McDonald's bir katrilyonuncu Big Mac'ini sattığında hisses fiyatı yükselir. Siz de hissenizi ödediğinizden çok daha yüksek bir fiyata satıp bu şekilde para kazanırsınız ama McDonald's'ın gelişeceği, sizin temettü alacağınız veya hisse fiyatının yükseleceği garanti değildir. Eğer fiyat aldığınız seviyeden aşağı düşerse, şirket zararınızı karşılamaz. Geçmiş olsun. Yani şöyle, satmak zorunda değilsiniz. Satarsanız. Bu konuda bir taahhütte bulunmamıştır ve ödemek zorunda değildir. Hisse senedi sahibi olarak güvenlik ağınız yoktur. Kendi risk, riskinizi üstlenmek zorundasınız. Ama McDonald's'tan veya herhangi bir kurumdan tahvil aldıysanız durum çok daha farklıdır. Bu durumda şirketin sahibi değilsinizdir. McDonald's'a belli bir süre için para veren bir alacaklı olursunuz. McDonald's hamburger tarihinin en büyük başarısını kazanmış olabilir. Siz tahvil almışsanız bu nedenle bir ikramiye kazanmayı düşünemezsiniz. Şirketler hisse senedi sahiplerini ödüllendirmek için temettülerini sürekli yükseltirler. Tahvil hamillerini ödüllendirmek için faiz oranlarını yükselten bir şirketi asla duyamazsınız. Çünkü zaten anlaşma baştan yapılır. Tahvil almanın en kötü yanı hisse fiyatının tepeye çıkmasını izlerken yani hisse satın alanlara bakarken bu kazançtan bir kuruş bile alamayacağınızı bilmektir. Bir tahvil alıcısı olarak. Bu arada hayatımda hiç tahvil almadım. McDonald's bu konuda mükemmel bir örnektir. 1960'lardan itibaren şirketin hisse fiyatı bölünmelerde hesaba dahil edildiğinde 22.50 dolardan 13.570 dolara çıkarak yatırımcının parasını 603'e katlamıştır. Wow. Yani 100 dolarlık hissesi olanın 60.300 doları 1000 dolarlık hissesi olanında 603 bin doları olmuştur. McDonald's tahvili alanlar bu kadar şanslı olamamışlardır. Faiz dışında bir şey alamamışlardır. İşte çünkü tahvilde çok fazla risk yoktur. Risk ne kadar fazlaysa ne yazık ki kazançta yani ne yazık ki diyorum çünkü bu böyle kazançta o kadar fazla oluyor. 10 yıllık bir tahvil alıp 10 yıl elinizde tutarsanız ana para ve faiz dışında bir şey alamazsınız. Aslında enflasyon yüzünden aldığınız para daha da düşecektir. Tahvil faizinin yıllık %8 olduğunu, 10 yıllık süre boyunca %4 enflasyon yaşandığını varsayalım. Faiz olarak 8 bin dolar alsanız bile bunun 1300 dolarını zaten enflasyon sizden almıştır. Başlangıçtaki 10.000 dolarınız yıllık %4'lük enflasyon yüzünden artık 6.648 dolar etmektedir. Sonuç olarak sizin 10 yıllık yatırımınız enflasyon nedeniyle %3'ten daha az bir getiri sağlamıştır. Üstelik bu vergi öncesi kazançtır. Bir de vergileri hesap ettiğinizde kazancınız sıfıra yaklaşır. Çok acıklı bir tablo. Hisse yükseldiğinde kardan yararlanmazsanız da tahvilin iyi tarafı hisse düştüğünde zarara katlanmak zorunda olmamanızdır. İşte risk dediğimiz kısım. McDonald's'ın hisse fiyatı 13.570 dolardan 22.50 dolara düşseydi bu kez hisse senedi sahipleri ağlayacaktı, tahvil sahipleri gülecekti çünkü hisse fiyatlarının tahvile bir etkisi yok. Borsada ne olursa olsun borç bittiğinde ve tahvilin vadesi geldiğinde şirket tahvil sahiplerine borcunu ödemek zorundadır. Tahvilin hisse senedinden daha az riskli olmasının nedeni budur. Çünkü tahvil garantilidir. Tahvil aldığınızda tam anlamıyla ne kadar faiz alacağınızı bilir, hisse fiyatlarının ne olacağını düşünerek geceleri uykusuz kalmazsınız. Öylesi de sıkıcı değil mi? Yatırımınız güvendedir, en azından hisse senedine göre daha güvendedir. Ama tahvillerin de üç tehlikesi vardır. Hmm, işte i̇şte merak ettiğim kısım. İlk tehlike, tahvil ihraç edenin borcunu tamamen ödemesi gereken tarihten yani vadeden önce elden çıkardığınızda sizi bulur. Erken sattığınızda aynı borsada olduğu gibi fiyatları günlük olarak yukarı ya da aşağı hareket eden tahvil piyasasında şansınızı deniyorsunuz demektir. Yani tahvili vadesinden önce satarsanız yatırdığınız paradan daha azını alabilirsiniz. Tabii ki bu böyledir. İkinci tehlike. Bakalım tahvilin ikinci tehlikesi neymiş? Tahvili ihraç edenin iflas etmesi en merak ettiğim kısım ve borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesidir. Bu tehlike ihraç edenin kimliğine bağlıdır. Örneğin ABD hükümeti asla iflas etmez. Yani buradan şunu anlıyoruz. Devlet iç borçlanma senetleri yani devletin çıkardığı tahviller daha güvenilir. İstediği zaman para basabilir. Yani ABD hükümeti bonolarına yatırım yapanlar paralarını tamamen geri alırlar. Bu asla bozulmayacak bir garantidir. Hastanelerden havaalanlarına ve şirketlere kadar diğer tahvil ihracatçıları her zaman bu tür sağlam bir garanti veremezler. İflas ettikleri takdirde tahvil sahibi para kaybedebilir. Genellikle bu durumda insanlar paralarının bir kısmını alabilmekte ama bir kısmını da batırmaktadır. Bazen tüm parasını bile kaybedebilir. Çok kötü. Tahvil ihraç eden bir kuruluş vadesi gelen ödemesini eğer yapamazsa buna temerrüde düşmek denir. Bu ifadeyi duymuş olabilirsiniz. Bu tür bir durumla karşılaşmamak için akıllı tahvil alıcıları tahvili almadan kuruluşun finansal durumunu incelerler. Aslında hisse senedi alırken temel analiz yapmak gibi. Bazı tahviller sigortalıdır. Bu şekilde de ödemeler garanti altına alınabilir. Ayrıca tahvillere güvenlik notu veren kuruluşlar da vardır. Bu sayede potansiyel tahvil alıcıları hangi tahvilin riskli, hangisinin risksiz olduğunu önceden görebilir. McDonald's gibi güçlü bir şirketin güvenlik reytingi yüksektir. McDonald's'ın temerrüde düşme şansı sıfıra yakındır. Faturalarını ödemekte zorlanan zayıf bir şirketin reytingi de düşük olacaktır. Peki, hiç hurda tahvillerden yani junk bond söz edildiğini duydunuz mu? Tanıdık geliyor bana da. Junk bond neymiş? Hurda tahvil, zayıf şirketlerin çıkardığı, riskli ve yüksek faizli tahvillerdir. Alıcı riskin farkındadır ve yüksek getirisi için bu tahvillerden almaktadır. Kelime anlamı ise değersiz, hurda, çürük, çöpe atılacak tahvildir. Aynı kötü. Peki bunu açıkladık. Bunlar en düşük reytingleri alan tahvillerdir diyebiliriz kısaca. Bu hurda bir hurda tahvil aldığınızda yüksek risk altına giriyorsunuz demektir. Hurda tahvilin diğer tahvillerden daha yüksek faiz vermesinde nedeni budur. Yatırımcı ekstra risk aldığı için ödüllendirilmektedir. Bu hurda tahvillerin en değersizleri dışında tahvil ihraç eden şirketlerin temerrüde düşme riski oldukça düşüktür. Tahvil almanın en büyük tehlikesi üçüncüsüdür. Enflasyon. Yukarıda enflasyonun yatırımınıza nasıl zarar verebileceğini görmüştük hisse senediyle uzun vadede enflasyonla başa çıkabilir ve iyi kar elde edebilirsiniz. Ama tahville bunu yapamazsınız. Evet ve diğer yatırım aracı. Beşincisi hisse senetleri. Hisse senedi ev dışında yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Şimdi yatırımları sıralarken olumlu olumsuz yanlarından bahsetmişti. <laughs> Evin iyi bir yatırım olduğunu anlatmıştık. Hisse senedinde o iyi yatırımlardan sayıyoruz. Sayıyor. Bir ata veya soylu bir kediye yatırım yaptığınızda olduğu gibi hisse senedini beslemek zorunda değilsiniz. Hisse ne araba gibi yolda bozulur ne de ev gibi damı akar arazinizdeki otları biçmek zorundasınızdır ama hisseye böyle bir şey yapmak gerekmez. Bir beyzbol kartı koleksiyonu yanabilir, çalınabilir veya selden zarar görebilir ama hisseyi kaybetmezsiniz. Hisseye sahip olduğunuzu gösteren senet çalınabilir veya yanabilir ama bu durumda şirket size hemen yeni bir senet gönderecektir. Tahvil aldığınızda birine borç veriyorsunuz demektir ama hisse aldığınızda bir şirketin bir parçasını alıyorsunuzdur. Eğer şirket zenginleşirse bunu siz de paylaşırsınız. Şirket temeddü öderse siz de alırsınız. Temeddü yükselirse karınız da artar. Yüzlerce başarılı şirket her yıl temed temeddülerini artırma yoluna gitmektedir. Bu, hisse sahibi olmayı daha da değerli kıran, kılan bir ikramiyedir. Ama temettü asla tahvilin faizini yükseltmez. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere demiş bir tablo var. Seçilmiş yatırımlarda yıllık getiri olan oranları diyor. Bu tabloda görüleceği üzere diyor yaşayanların hatırlayabileceği en geri tarihler, tarihlere bile gidildiğinde hisse senedi yatırımı diğer yatırım türlerine geride bırakmakta. Hisse senedi belki kendini bir haftada hatta bir yılda kanıtlayamayabilir ama her zaman sahiplerinin yüzünü güldürmüştür şeklinde konuyu bağlıyor. Küçük hisseler, hazine bonusu. Hükümet tahvili gibi bir sürü e, seçilmiş yatırım ve yıllık getiri oranları var. 50 milyondan fazla Amerikalı hisse senedine yatırım yapmanın keyfini ve karını keşfetmiştir. Bunun genele oranı 1'e 5'tir. Bu insanların hepsi de zengin ve ünlülerin tatlı hayatı kitaplarında görebileceğiniz türden Rolls-Royce ile yanınızdan kurşun gibi geçenler arasında değildir. Hisse sahiplerinin çoğu düzenli işleri olan sizin gibi insanlardır. Öğretmenler, otobüs şoförleri, doktorlar, marangozlar, öğrenciler, arkadaş ve akrabalarınız, yan dairedeki veya karşı apartmandaki komşunuz hisse senedine yatırım yapmaya başlamak için milyonlarca hatta binlerce dolar sahibi olmanıza da gerek yok. İşsiz olduğunuz için, çalışamayacak kadar genç olduğunuz için veya faturaları ödedikten sonra kalmadığı için yatırım yapacak paranız yoksa bile hisse seçme oyunu oynayabilirsiniz. Bu hiç risk almadan kendinizi eğitmenin mükemmel bir yoludur. Pilot olmak için eğitim gören insanlar gerçek bir uçağı düşürmeden hatalarını öğrenebilmek amacıyla uçuş simülatörü kullanıyor. Siz de kendi yatırım simülatörünüzü yaratabilir ve para kaybetmeden hatalarınızdan ders alabilirsiniz. Bazı aracı kurumların böyle simülatörleri vardı önceden hala da vardır. Hani olayı çekici kılmak adına. Bu tür bir eğitimden çok yarar sağlayabilecek birçok yatırımcı zor yoldan öğrenmek zorunda kalmıştır. Yani tecrübe ederek. Tecrübe etmenin diğer adını zor yol olarak değiştirmek istedim şu an. Arkadaşlarınız veya akrabalarınız hisse senedi aldığınızda paranızı sokağa atmış olacağınızı çünkü borsanın bir kumar olduğunu söyleyerek hisselerden uzak durmanız için sizi uyarmış olabilir bu düşüncelerini kanıtlayacak zararlara da uğramış olabilirler. Ancak yukarıdaki tablo bu görüşü geçersiz kılmaktadır. Eğer borsa kumar olsaydı onlarca yıl üzerinden yapılan yat hesaplarda bu kadar cömert olabilir miydi? İnsanların borsada sürekli para kaybetmesinin sorumlusu hisse senetleri değildir hisseler genel olarak zaman içinde yükselir. 100 olaydan 99'unda yatırımcıların sürekli kaybetmesinin nedeni bir planlarının olmamasıdır. Yüksek bir fiyattan alıp borsanın inişe geçtiği kaçınılmaz dönemlerden birinde panikleyerek ya da sabırsızlığa kapılarak aldıklarından düşük bir fiyattan satarlar. Neyse ki ben o konuda çok sakinim sloganları yüksek al, düşük sattır. Ama siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olan şey bir plandır. Bu kitabın bundan sonraki bölümleri, hisse senetlerini ve onları çıkartan şirketleri anlamaya adanmıştır. Buradan sunulan ve konuya bir giriş olarak değerlendirilebilecek materyal, umarız hayatınız boyu sürecek yatırımlara uygun bir zemin hazırlar. Evet, uzun vadeli yatırım yapın başlığına daha sonra devam etmek istiyorum. İzlenizle buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.